Turmay Binbaşı Mustafa Kemal, yakın arkadaşı Sofya Sefiri Fethi Bey'in emrinde çalışmak üzere Sofya Askeri Ateşe Militerliğine tayin edilmiş, ek olarak Bükreş, Belgrad ve Çetin Askeri Ateşeliği de yürütmüştü. Mustafa Kemal bu görevi sürdürdüğü sırada 1 Mart 1914'te kaymakam rütbesine yükselmiş, Sofya'daki askeri ateşeliği 20 Ocak 1915'te sona ermiş, 3. Kolordu emrinde Tekfur Dağı'da kurulacak olan 19. Fırka Komutanlığı'na atanmıştı. Gazi, 11 Mayıs 1914'te Bulgarların ulusal gününde verilen bir kostümlü ve maskeli baloya davet edilmiş, baloda manevi bir üstünlük sağlamak isteyen Mustafa Kemal, geniş ve bol ışıklı salona gösterişli bir yeniçeri kıyafeti ve serpuşlu börk giyerek katılmış ve kıyafetiyle birinci seçilmişti. Balo öncesinde İstanbul Merkez Kumandan Muamini Kazım Bey'e bir mektup yazmış Müzeden bir yeniçeri kıyafeti istemiş. Sofya'dan İstanbul'a trenle giden Selanik askeri rüştiyesinden arkadaşı İsmail Bey de kıyafeti ve aksesuarları İstanbul'dan Topkapı Sarayı'ndan özel izinle teslim alarak dönüşünde birlikte Sofya'ya getirmişti. Arkadaşı İsmail Hakkı Kavalalı yeniçeri kıyafetli Mustafa Kemal ile ilgili olarak şunları anlatmıştır: "Baloya beraber gittik. O bu giysisiyle bütün bakışları kendine çekiyordu." İri vücuduna ayrı bir heybet veren bu giysi ve yüzündeki maske, onun gözlerindeki sonsuz parıltılarla efsaneleşen bir kudrette katmıştı. Bütün konuklar bunun kim olduğunu birbirine soruyorlardı. Bir süre sonra büyük ödüllü bir dans yarışmasına girdi. Bulgar başbakanının kızına kavalyelik ediyordu. Zaten bu kız daha önce onun flörtüydü. Mustafa Kemal çok güzel dans ederdi. Nitekim bütün vaizleri olağanüstü bir başarı ile bitirerek yarışma birinciliğini kazandı. Bu ara Bulgar Meclisi Başkanı bana bu gencin kim olduğunu sormuştu. Önce tanımadığımı söyledim. Sonra Ateşe Militer Mustafa Kemal olduğunu öğrenince hayranlığını şöyle belirtmişti. Müthiş, müthiş bir adam. Baloda hayranlıkla izlenen Mustafa Kemal'i Bulgar Çarı 1. Ferdinand yanına davet etmiş, iltifatlarda bulunmuş, kıyafetini tebrik etmiş ve kendisine gümüş bir tabakayı lütfen kabul etmesi dileğiyle hediye etmişti. Yıllar sonra 3 Ekim 1918'de Bulgaristan'ın askeri yenilgisi sonrasında Çar Ferdinand oğlu 3. Boris lehine tahttan feragat edip ülkesini terk ederek Almanya'nın Baviera bölgesindeki Coburg'a sürgün edildiğinde bu kez de Mustafa Kemal ona bir altın tabaka göndermişti. Sabaha kadar devam eden balonun bitiminde İspanya maslahat güzarı Mustafa Kemal'i evine davet etmiş ve evindeki şark köşesinde Mustafa Kemal'in meşhur yeniçeri kıyafetli fotoğrafını çekmişti.